Abone olan bir abone olanlara iki inek vereceğim. Bedava inek kazanmadım diye. Anne zengin bunu almıştı. Gel. Benim de canımı çektirdin. Benim bile yesim geldi. Öyle kopartıyorsun ha. Kıtırt kıtırt kıtırt. Kıtırt kıtırt kıtırt. Hanımlar beyler, mutlu insanlar şehri Kırklareli'den hepinize selamlar, saygılar. Bugün tamamen kapalı, hatta belki de yağmurlu bir havayla karşınızdayım. Koyunlarımız da yine çıktık. Şu an böyle biraz yol kenarında takılacağız çünkü ekmekçiyi bekliyoruz. Aşağı yukarı gelme saatleri. Onu kaçırırsak ekmeksiz kalacağız. O yüzden bir süre böyle yol kenarında takılacağız ki zaten burada böyle ağız dolusu yiyebilecekleri kadar otlar var. Bu otlar da ne hikmetse böyle yol kenarlarında merada olduğundan çok fazla büyüyor. Sanırım yağmurlarla yol kenarında birikilen bu yumuşak topraktan kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum ama tabii ki nedir doğrusu bilemiyorum. Merada olmayan otlar böyle yol kenarlarında var. Derdosar'a evvelden de bahsetmiştim. Bu köyde nüfus çok az olduğu için ne bakkal var ne kahve var. Dolayısıyla ekmekçiyi de beklemek zorunda kalıyorduk. 1,5 saati buldu aşağı yukarı benim burada bekleyişim. Ama ekmekçi hala gelmedi. İşte daha evvelden de bahsettiğim gibi ara ara böyle oluyor. Ya önceden haber verdiği de oluyor. Tabii ben son zamanlarda öyle 4-5 günlük, 6 günlük ekmeği birden alıyordum. Son günlerde ekmeğe çıkmadığım için belki köylünün haberi vardır. Hiç ekmek beklemeye de benden başka kimse de çıkmadı. Ya bugün gelmeyeceğim diye haber verdi ya arabası bozuldu. Çünkü ara ara onu da yaşadık. Ama hala ekmekçi gelmiş değil. Neyse ki bugün için ekmeğim var. Ben önümüzdeki günler için tedarik olsun diye almaya niyetim vardı ama bakalım bugün gelirse diye hala gelme noktasının yakınında bekliyorum. İnşallah gelir. Gelmezse yarın mutlaka bir yerden ekmek temin etmem gerekecek. He? Ne Kaan Karakuzu demiş Muhammed'le de video çek diye. Oradan Kaan'a selam söyleyelim buradan. Selam. Değerli dostlar, bugün hava acayip fırtınalı, yağmurlu. Artık ben böyle dışarıda durmaktan böyle kaşkolu falan çektim. Bu şekilde dolanıyoruz, rüzgar fena. Muhammed kardeşim de biraz önce çıktı. Talep üzerine kendisiyle yine bir söyleşi yapacağız. Eğer hayvanlar yerinde dururlarsa tabii. Kaça kadar şey yapacaksın? Dışarıda duracak bunlar, sağıma kadar mı? Hayır, gel buraya. Gel buraya. Şişt. Gel. Hmm.
Ahmet. Biraz yaklaşayım sana, rüzgardan hiç anlaşılmayacak yoksa sesin. Şimdi Ömer'le geçen gün konuştuk. Asker olacağım ben diyor. Senin hayalini kurduğun bir meslek var mı? Var. Ne olmak istiyorsun? Asker. Sen de mi asker? Evet. Oo, aile boyu asker olacaksınız. Vallahi süper. Hayvancılık. Peki nasıl bakıyorsun hayvancılığa? Ya seviyor musun bu işi? Yani senin gözünde nasıl bu inek bakmak, sütçülük yapmak? Mesela sana diyelim ki ben senin okuldan arkadaşınım. Yani hiçbir şey, hiç bilmiyorum. Nasıl bahsedersin yani şeyden, inekçilikten? Tavsiye eder misin sence? Neden? Kötü mü? Nesi kötü mesela? Her şey dert. Her şeyi dert. İşte örnekler vererek söyle. Nesi dert? Böyle mereye çıkarması mı dert? Sütünü sağması mı dert? Aynen. Hastalanıyorlar mı? Hava şartlarını çıkartmak zor. Zor. Başka? Aynen. Sonra... Mesela... Bazen hastalanıyorlar. İlaçlar bulamıyoruz yani. Ha, ilaçta. Evet. Tamam. Şimdi... Şeye... hava şartlarında kötü havada çıkarmazsın diyelim. Onun çözümünü bulduk. İlaçları da diyelim bulduk. Başka her şeyi dert dediğim mesela. Çünkü sen direkt kötü dedin. Ben şimdi sebeplerini, senin gözünden sebepleri merak ediyorum. Ben bu hayvanları çevireyim. Tamam, çevir bakalım. Şimdi senin seçmiş olduğun, yani hayalini kurmuş olduğun askerlik mesleği benim gördüğüm kadarıyla dünyada yapılan en zor işlerden. Yani benim için zorluk tarafı yani böyle çok keskin, nasıldı, rütbecilik, hiyerarşi mi deniyordu o? Öyle olması ve tüm mesleklerden fazla her şeyle, her konuyla çok aşırı disiplin olması beni sıkar. O yüzden bana zor gelir. Yani şey yapmak, askerlik yapmak. Ben böyle biraz daha serbest, rahat, ben böyle pek zora gelen birisi değilim. Ben böyle daha ferah, rahat olmam lazım. Lisans okumam lazım oraya. He? Lisans. Evet, yani tabii ki çok çalışman gerekecek ama en zor mesleklerden birisi hayalin. Ama tabii hayal olunca insan hayallerinin peşinden koşmalı. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sporsa spor, ders çalışmaksa ders çalışmak yapılacak. Şimdi inekçiliğe gelirsek. Başka? Her şeyi dert dedin. Bir ilaç bulamıyoruz dedim. Bir de kötü hava şartlarında dışarı çıkamıyoruz dedim. Başka? Mesela şimdi dedim ki saman bulamıyoruz şu an. Evet. Saman var da pahalı. Evet, samanı parasını verirsen, o kadar pahalı para, en son kaç liraydı? 22 lira. Ya bulduk da sonra başka azalmış. İşte o kaçtı. Bak çevirelim, oradaki çayıra gidiyor onlar. Bence bu işin en zor tarafı ne biliyor musun? Yo, bence o değil. Yani benim fikrimce bu işin en zor tarafı. Mesela yaz geldi senin için, mesela okullar kapandı. Mesela ailen bu hayvanları bırakıp bir yere gidemeyeceği için sen de mesela bir tatilde şuydu buydu, farklı yerlere, farklı mesela tatil yöreleri, şudur budur. Yani o şansı imkan vermiyor. Bayram, seyran, yani her gün bu işin başında olmak gerekiyor. Hayvancılığın en büyük dezavantajı bence bu. Hayvancılık yapacak sormacılık. Büyük baş yapacağız. Küçük baş daha iyi. Küçük baş. Neden küçük baş? Çünkü mesela hayvan büyük, yani büyükler yerinde durmuyor. Oradan buraya geliyorlar. Ama onlara baksana. şimdi onlar da öyle. Şimdi yer geniş, ot var. Onlar da şimdi yeni çıktıkları için başları önde. Birazdan karınları doyacak, kafayı kaldıracaklar, başlayacaklar koşuşturmaya onlar da. Onlar hiç otlamıyor ki geniş alanda. Bu şeyler aslında ben de baktığım zaman, ben hiç inek bakmadım ama ben de baktığım zaman sanki
İnek bakmak daha kolaymış gibi geliyor bana da. Şey gibi oldu bak Ömer. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş. Şimdi ben koyun bakıyorum, inek bakmak daha kolaymış gibi geliyor. Sen inek bakıyorsun, koyun bakmak. Evet. Evet, sütçülük yani büyük başta olsa küçük başta olsa süt işi yapmak daha da zorlaştırıyor işi. Saati saatine yemini vermen, saati saatine sütünü sağman gerekiyor. Hani bu akşam da sağmayayım veya bu sabah da sağmayayım, biraz yatayım sağmasam diyemiyorsun. Yani onu saati saatine sağman gerekiyor. Evet, hem de rahatsız da olduğu için hayvanlar. Huzur yani pisliğe atınca masist oluyorlar. Evet. Evet. Süt... Bazen de geçmiyor. Süt sağımında her zaman problem. Gel buraya, buraya gel. Gel kızım, gel oğlum, gel. Gel buraya. Gel buraya, buraya gel. Gene koşturmaya başladınız, gel buraya. Bakalım inşallah. Sen de hayallerine kavuşursun. Şanlı şerefli bir meslek. Hayalini kurmuş olduğum meslek. Ama bence hayvancılığa göre çok daha zor o iş. Bence yani. Benim kanaatimce. Hayır sus. Sus bakayım. Bunlarla da öyle. Bunları da öğretene kadar çok uğraşacağız gibi geliyor bana. Ben onlara uzatmasaydım bir şey yapmadı. Herkese havlıyorlar. Ya rüzgar esmese hava o kadar soğuk değil aslında ama çok rüzgar var. Bizim okulda yağmur yağdı. Sonra durdu biraz. Yani bugün bayağı yağdı ya. Burada yağdı mı? Hızlı ya. Burada biraz atıştırdı. Ben aslında çıkmayacaktım öğleden sonra. Baktım yağmur durdu. Hadi dedim şey yapayım. Çıkayım. Dedim durabildiğim kadar dururum soğuk olsa da. Bakalım şimdilik buradayız. Muhammed bu rüzgarlar böyle devam ederse apı yuttuk. Ama gerçi havalar ısındıktan sonra da aman biraz rüzgar esse de serinlesek deriz diye tahmin ediyorum. Son günler. Nisanlar ısınıyor. Yağmurlar başlayacak. İnşallah bakalım. Bu sene hiç üşümediğim kadar çok üşüdüm. Sabrettim inşallah. Selametini buluruz. İnşallah. Sabreden derviş muradına ermiş demişler. Hiç üşümediğim kadar üşüdüm bu Trakya'nın bu kuru soğuklarında. Arkadaş yağmur yok, kar yok. Kuru, soğuk ve rüzgar. Kuzeyden yağıyor, buradan geliyor. Evet, soğuğunu yedik bol bol. İnşallah ceremesini çektik. Cefasını çektik, sefasını da süreriz inşallah. Yazın gelmiştin değil mi abi? Evet, ben Ağustos'un başında gelmiştim. İlk defa bahar göreceğiz burada bakalım. Onu merak ediyorum ben de. Yağmur, ne kadar yağmur yağıyor. Otlar ne kadar uzuyor diye merak ediyorum. Görmüş olacağız. 4 ayda arda arda yağmur yağdı. Arda yağmur. Ama bak bugün hani biraz yağdı hızlı bir şekilde. Çok uzun süre yağmasa da hızlı bir şekilde yağdı kısa bir süre. Ekinlere olanlar güzel olacak. Hani ama uzun bir süredir burada yağmur yağmıyor. Farkında mısın? Sadece soğuk ve rüzgar var. Yağmur hiç yağmadı. Ya kar da bir kere yağdı. Sadece soğuk. Yağıyor, giriyor. Yine yağıyor, iniyor. Buranın, biz de şimdi burası tepe olduğu için de çok rüzgar alıyor burası. O yüzden... Ya, kuzeye yağıyor, buraya soğuk geliyor. Bak hayvanlar döndü buraya doğru. Bak bak, kara da geliyor. Şimdi onlar içeri alırsın. Gel. Yok fazla olmadı biz çıkalı da. Bir saat oldu mu? Aşağı yukarı olmuştur. 5'te çıktım. Ben de 5'te çıktım. 2 saat yok, ben önce aşağıdaydım. Direkt buraya çıkmadım. 5 yoktu ben çıktığımda. 4'ü biraz geçiyordu da. 2 saatte doyuyorlar. Değerli dostlar, ben görüntü almaya çalışıyorum ama yani çok şiddetli rüzgar var. Yayınlayabilir miyim bilmiyorum ama ben yine de böyle mikrofon kısmını elimle muhafaza etmeye çalışıyorum.
Eğer faydası olursa yayınlarız artık. Evet dostlar, onlar da ayrılan kardeşimizin inekleri. Sağım saati yaklaştığı için artık kışlaya dönüyorlar. Ve peşlerinde bu tombul koyun. Ey maşallah, ey maşallah. Değerli dostlar, inekler sahama gitti. Ben burada bir başıma kaldım. Şu rüzgar da artık şiddetini arttırdıkça arttırıyor. Saat ilerledikçe ya da ben üşümeye başladıkça rüzgarın şiddeti arttı zannediyorum. Ama tabii ben şimdi böyle video çekmeye çalışıyorum da rüzgar ne kadar müsaade edecek, paylaşabilecek miyim? Emeklerim boşa gider mi hiç bilmiyorum. Ama yine de ben şansımı deniyorum. Benim saatime göre bir 40 dakikam daha var. Akşam 7 gibi koyunları yavaş yavaş içeriye götürüyorum. Durabildiğim kadar duracağım artık. Bakalım, bir yarım saat 40 dakika daha durursam iyi olacak. Koyunlar da otlamaya devam ediyorlar. Ne kadar otlarlarsa o kadar iyi. Ama hakikaten mutlaka videoya yansıyacaktır şey, rüzgarın sesi. Her ne kadar elimle muhafaza etmeye çalışsam da bu pek işe yarayan bir yöntem değil. Bir an önce bir mikrofon edinmek lazım. Gel, gel. Aferin Ömer sana, bu işi çözdüm bak. Sen kaçtığın zaman onlar seni kovalıyordu. Bak şimdi hiç umursamıyorsun. Onlar senden kaçıyor, gördün mü? Hayır. Hadi, hadi. Geç. Bak gördün mü, sen kaçmazsan onlar da seni kovalamıyor. Bugün Cengiz'in köpeği az kalsın beni ısırıyordu, biliyor musun? Evet. O büyük köpek. Böyle dibime kadar geldi, dişlerini bir gösterdi bana. Böyle tüylerim diken diken oldu korkudan. Teo karşıda. Koyunlarla karşıdaydık. Ya orada geldi. Az kalsın ısıracaktı beni, çok korktum. İşte ben sopayı çekecektim ama ben böyle yaptım sopayı, ya bana yaklaşmasın diye. Sopa da fayda etmez, o ayı gibi köpek ya. Seni de korkutuyor mu köpekler? Korkmuyor mu? İyi, derslerini yaptın mı? Derslerini ihmal etme, asker olacaksın sen, çok çalışman lazım. Geçen sefer hiç iyi çekememişsin. Çekerim. Şimdi YouTube çekelim diyor ama rüzgar çok. Ne yapacağız rüzgarda? Başlattım bile. Sen anlat, ben seni çekeyim, sen anlat. Hayvancılık nasıl yapılıyor? Koyunculuk, inekçilik nasıl yapılır? Onu anlat. İnekçilik. İnekler ağırdan çıkmış. Bağımsız inekleri. Abone olan bir, abone olanlara iki inek vereyim. Bedava inek kazanmalıyım bir. Anne zengin bunu almak ister. Kâra gideceksin lan. Abone olanlara mı inek vereceksin? He. Tamam. Abone olmayanlara bıçak vereyim. Ulan o ne demek bıçak vereceğim? Bıçak vereceğim, hediye bıçak vereceğim. He, hediye bıçak vereceksin. Ha, tamam, o zaman abone olmak daha karlı. Bir tane inek alacağım. Tamam, peki sınırlı sayıda mı inekler? Her abone olana verecek misin? Her abone olana, ama abone olmayana... Abone olanlara nasıl ver? Kaç tane yapacağım. Kaç tane ineğin var? Benim 19 bin tane var. 19 bin? 19 tane diyor. 19 tane.
Diyelim 20 kişi abone oldu, 30 kişi abone oldu. Nasıl vereceksin inek? Diyelim ki evi de veriyorsun. Oo, abone olanlar yaşadı vallahi Ömer. O zaman herkes abone olur ha. Onlara bedava 1000 TL vereceğim. Bedava 1000 TL. Çekti. Bana çok sallıyormuşsun gibi geliyor Ömer ya. He? Bana mı öyle geliyor, gerçekten şaka olsun diye mi diyor? Şu ağır. Ağır. İnanın bittikten sonra ben ahırı yapacağım. Yine bir şeyler yapılır ya ahırda. Ahır yapılır. Ağır mı? Ne olacak, pencere takarsın, oralara kapı yaparsın, o da ev olur. Olmaz mı? İçinde gübre var. Gübreyi çıkartırsın altına. Gübreyi içinde gübre atarsın adam. Beton atarsın, kapı pencere takarsın, oldu sana ev. Yatak. Yatağı da alacaksın, yatağı koyacaksın. Zengin de nasıl olsa alırım. Sen çok zenginsin. Ama cebin değil, gönlün zengin maşallah. Gönlün zengin. En büyük zenginlik o zaten Ömer. En büyük zenginlik, aha buradaki koyunlar. Bunlar mı? Bedava inek geçiriyor. Bedava. Ne yararlar ya sevgiler. Seriz. Ne zarar olacak? Zarar olmaz canım, kurbanda kestiğimiz. Herkese bir de dağıtacağız. Dağıtacağız tabi, kurbanı kestiğin zaman kendin yemeyeceksin, dağıtacaksın. Sen etleri hazırladın mı? Ateş yaktığımız zaman et getireceksin mi? Senin koyunu keseceğiz ya. Benim koyunu keseceğiz. Ulan benim koyuna mı göz diktin? Senin buzağlardan keselim bence. İkimize anca yeter. Senin koyunlardan keselim bence. Ya benim koyunlardan ne olacak, baksana ufacık ya. Yok, o sizin büyük buzağlardan keselim ben. Gözünün alan geldi, gözünün alan geldi. Bak, bak, o benim dişimi kovuğunu doldurmaz be. Bence o sizin ineklerden keselim. O büyük buzağlardan keselim. Yok yok, gel şimdi kelleşir kopar. Yok, ben bu koyun kesme fikrini hiç sevmedim Ömer. Bence buzağı keselim biz. O süt buzağlarında. Biraz önce her abone olana inek dağıtıyordun. Ne oldu şimdi? Bir tane buzağı keselim yiyelim diyor. Zarar. İkimiz de aynı koyunlara inekler. Ben buzağı keseceğim. Sen koyun kes. Tamam ulan, sen buzağı kes, ben de koyun keseceğim. Tamam. Hadi getir buzağı. Tamam, kurban bayramında. Ben de Ramazanlı keseceksin zannettim ya. Ramazan bayramında. Ramazan bayramında kesilmiyor ki, kurban bayramında kurban kesilir. Ya Ramazan'dan sonra keseceğiz işte. Ya o zaman kurban olmayacak o, et için. İşte. Tamam. Sen hazırla buzağı. Ben hazırlarım ya, şimdi poşete hemen atarım. At poşete. Aha abi. Cemre zappı ya. Muhammed, bitti mi işler? Var ya. Ben bir şey yapmayayım ki, arıyorum. Kamerayın önündeyiz. Böyle biz de Ömer'le laflıyorduk. Abone, her abone olana şey verecekmiş. İnek verecekmiş. Abim pek sıcak bakmadı bu işe. Bakmadım. Kafasına bir tane şamar çekerim. Oo, ayıp ayıp abi, öyle söylenmez. Soğuk bakar o. Soğuk, bak kıyafeti bile soğuk bakıyor. Bak kıyafeti bile soğuk bakıyor. Ömer diyor koyun keselim, koyun yiyelim diyor. Ben diyorum koyun ufak yetmez bize, buzağı getir, buzağı keselim diyor. İkimiz de keseriz. İkimiz de mi keselim? Ha, en son ona bağladık işte. Ben koyun getireceğim, Ömer inek getirecek. Bütün köy yiyeceğiz hep beraber. İnek değil ki. İnek değil ki. Bak. Buzağı mı? Ha bak, koyunlar doğdu artık. Kışlanın kapıya geldiler. Hadi ben kaçtım. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Hayırlı akşamlar, hadi seyirciler. Tamam.
Salla kuyruğu, salla. Kuyruğu sallamadan içilir mi o süt? Apache. Apache. Sen içtin mi sütünü? Yürü. O benim kuşum, o benim kızım. O sana göre değil kızım. Gel, gel benim kızım. O sana göre değil kızım. Sana göre olanı verdik ya kızım. Verdik ya size göre olanı. Bunlar köpeklere göre. Siz yerseniz dokanır. Sana dokanır o. Bunlar köpekleri. Tamam mı kızım? Biliyorum önüne koysan löpür löpür yersin onu ama sana dokanır kızım. Sana faydalı olanı, yarayışlı olanı verdik ya. Bunlar köpekleri. Bu aralar beni çok kızdırıyorlar. Hiç söz dinlemiyorlar ama yemeleri lazım. Onlar da öğrenecek. Onlar da öğrenecek abisi. Ablası öğrenecek onları da. Öğrenci bunlardır. Aferin benim kızım. Aferin benim kızıma. Benim kızım çok akıllı. Benim kızım çok akıllı yahu. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Git şu karaya da biraz terbiye ver. Biraz karaya da anlat. Koşuşturup durmasın. Gelsin onu da seveyim. Güzel kızım. Bak edin benim. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızım çok tatlı. Benim kızım çok tatlı. Aferin benim kızıma. Değerli dostlar, bu akşam soba benimle inatlaşıyor ama sanırım sonunda tutuştu. Bu akşam özellikle acele ediyorum çünkü canlı yayınımız var. O yüzden bir an önce işlerimi halletmem lazım. Aksi gibi bugün yemeğim de yok. İnşallah canlı yayına kadar o işi de aradan çıkartabilirim. Değerli dostlar, videoyu izlediyseniz, izlemeseniz de canınız sağ olsun. Desteklerinizi bekliyorum abone olarak. Videolara beğeni yaparak başka bir videoda, başka bir köy hayatında yine güzel bir günde tekrar karşınızda olmayı çok istiyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.